Birkaç haftalık yaz tatili arasından sonra hepinize yeniden merhaba. Boarding Info'da, Havacılık Bülteninde Türkiye ve Dünya Havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen ilk haberimize geçelim. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aynı gün içinde iki farklı olay yaşandı. Olayın kahramanları uçaklarını kaçıran yolculardı. Bu yolcular bir anda kendilerini aprona atmaya çalıştı. Yaşanan olayların ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir güvenlik zafiyeti mi var sorusu akıllara geldi. Son dönemde temizlik problemleri, sterilizasyon ve otopark sorunları ile gündeme gelen Sabiha Gökçen'in yeni gündemi de böylelikle güvenlik zafiyeti oldu. Son dönemde terminaldeki çöp yığınları, sterilizasyon eksikliği, otopark problemleri gibi konularla konuşulan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Aynı gün içinde köprüden aprona atlayan yolcular ve güvenlik zafiyeti iddialarıyla gündeme geldi. Günün ilk olayında İtalya'ya gitmek üzere havalimanına gelen bir yolcu uçağı kaçırdı ve görevlilerle tartıştı. Terminal bölgesinden aprona çıkmak isteyen yolcu, yer hizmetleri görevlilerinin engellemelerine rağmen camı kırdı. Ardından aprona çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri izinsiz aprona çıkan yolcuyu gözaltına aldı. Birkaç saat sonra Anadolu Jet'le Tel Aviv'e yapacakları uçuş öncesi isimleri defalarca anons edilmesine rağmen boarding saatini kaçıran 3 yolcu uçak pushback'e başladığı sırada körüğün ucuna kadar geldi. Ancak uçağın çoktan körükten ayrıldığını ve harekete başladığını gördü. Bu durum baba ve iki oğlunu ikna etmedi. Yerdeki görevliler ve kokpit ekibinin şaşkın bakışları arasında yolculardan biri aprona atladı ve koşarak pushback aracının üstüne oturdu uçağı durdurmaya çalıştı kısa süre sonra yerdeki görevliler tarafından etkisiz hale getirilen İsrail pasaportuna sahip 3 yolcu polisler tarafından gözaltına alındı Kural tanımaz 3 yolcunun terminaldeki gate kapısını açmak için yangın alarmını kullandığı iddia ediliyor. Boarding tamamlandıktan sonra kapatılan gate kapıları yalnızca görevlilerin apron kartlarıyla açılabiliyor. Terminaldeki başka yolcular tarafından kayda alınan bu ilginç olaya dair görüntüler sosyal medyada viral şekilde yayıldı. Türkiye'den ve dünyadan pek çok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerin altında Sabiha Gökçen'de bir güvenlik zafiyeti mi var sorusu çokça dillendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işleten Malezyalı ISG şirketinin temizlik ve otopark sorununun ardından şimdi de bu güvenlik zafiyeti iddialarına bir çözüm getirmesi gerekiyor. 16 Haziran'da benzer bir olay İspanya'nın Malaga Costa del Sol Havalimanı'nda yaşanmıştı. Körükten aprona atlayan yolcu Fas'a giden uçağa yetişmek yerine kendini karakolda bulmuştu. Havacılığın iki devi Airbus ve Boeing arasındaki rekabetin en önemli cephelerinden biri de gelecekteki uçakların kanatlarının nasıl olacağı. Avrupalı imalatçı Airbus hafta içerisinde yeni nesil uçakların kanatlarına dair teknolojileri geliştireceği yeni bir tesisin açılışını yaptı. Avrupalı imalatçı Airbus'la ABD'li rakibi Boeing arasındaki teknoloji yarışında yeni kanat tasarımları en önemli cephelerden biri. Airbus en çok satan A320 ailesi uçaklarının gelecekteki halefinin temellerini atarken bir yandan da uçaklarında kullanacağı yeni kanat teknolojisinin altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Airbus İngiltere'de daha uzun, daha hafif, daha ince ve daha sürdürülebilir uçaklarla seyahat edebilmek için katlanan uçlara sahip kanatların tasarlanıp üretileceği son derece teknolojik yeni bir tesisin açılışını yaptı. Yarının uçak kanatları anlamına gelen Wing of Tomorrow programını başlatan Airbus, bu tesiste yeni nesil Airbus uçaklarının ihtiyaç duyacağı teknolojileri hazırlayacak. ABD'li imalatçı Boeing'in kiriş destekli transonik kanat adı verilen uzun ultra hafif kanat konseptiyle ilgili çalışmalarını hızlandırdığı bir dönemde en büyük rakibi Airbus'un da böyle bir hamle yapması oldukça dikkat çekici olarak yorumlanıyor. Her iki üretici tarafından da kanat tasarımı ve üretim yöntemlerinin seçimiyle motorlarla ilgili yapılan geliştirmeler 100 yılın ikinci yarısına kadar havacılıkta rekabetin yönünü şekillendirecek gibi görünüyor. Endüstri kaynakları Airbus'un Wing of Tomorrow için 100 milyonlarca dolar harcadığını tahmin ediyor. Airbus'un üzerinde çalıştığı tasarım mevcut herhangi bir uçak programına da uyarlanabilir. Ancak Avrupalı imalatçının asıl niyeti 2035 ila 2040 yılları arasında piyasaya sürmeye hazırlandığı tek koridorlu A320'nin halefinde yeni kanat tasarımını ortaya çıkarmak. Bu gelişmeler gelecekteki tek koridorlu uçaklar için yüksek üretim hızı yakalanabilecek bir kanat oluşturmak üzere teknoloji geliştirilmesini gerektiriyor. Wings of Tomorrow programının başkanı Sue Patridge, Kanattaki ağırlığı azaltmak için kompozit teknolojilerini geliştirmemiz şart. Ancak bunların doğru maliyette ve doğru üretim hızı kapasitesinde olması gerekiyor ifadeleriyle durumu net bir şekilde özetliyor. Şu anda Airbus'un en çok satan uçak ailesi A320 ve rakibi Boeing 737 büyük oranda alüminyum alaşımlarla üretiliyor. Ancak tasarımcılar kompozit alanındaki gelişmelerin gelecekte uçak kanatlarının daha yeni ve daha verimli yöntemlerle üretilmesine izin vereceğine inanıyor. Bu konudaki temel engel kompozit parçaların üretim maliyetinin yüksek olması. Maliyetler yükseldikçe A320 ve 737'nin satış fiyatının yükselmesi kaçınılmaz. Ancak bu durum zaten kompozit malzemelerle imal edilen daha büyük uçaklara göre telafi edilmesi daha zor olan bir fark ortaya çıkarıyor. Airbus maliyetleri düşürmek ve parçaları daha verimli üretebilmek için en az 3 farklı tedarikçiyle görüşüyor. Tek koridorlu uçaklara kompozit kanatların eklenmesi, şu anda geniş gövde uçaklara göre 10 kat daha yüksek olan üretim hedeflerine ayak uydurulabilmesi için imalatçıların üretim konusunda bir devrim yapmasını gerektirebilir. Şu anda uçaklarda kullanılan kompozit malzemeler, otoklav adı verilen yüksek ısı ve basınçlı fırınlarda kürleniyor. Airbus, otoklav kullanmadan kanatların üretilip üretilemeyeceğini araştırıyor. Analistler şimdiye kadar yalnızca yeni bir Rus uçağının kanatlarının üretimi için bu yöntemin kullanıldığını, ancak Airbus veya Boeing'in üretim hacimlerine bu sistemi uyarlamanın çok ciddi bir yatırım ve bütçe gerektireceğini söylüyor. Kanatlar uzadıkça mevcut tesislerde test edebilmek için Boeing 777X uçaklarında olduğu gibi katlanır kanat uçları tasarlanması gerekiyor. Patrich, fizik bize yakıtı daha verimli kullanan bir kanat elde edebilmek için kanadın daha uzun ve daha ince olması gerektiğini söylüyor. Bu da uçaktaki kanat açıklığını artırmamız gerektiği anlamına geliyor diyerek ihtiyacın ne olduğunu tanımlıyor. Airbus'un test ettiği ve üzerinde çalıştığı onlarca teknoloji arasından ne zaman bir seçim yapacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. Analistler 2035'te piyasaya sürülmesi planlanan bir uçak için 2027 ila 2028'e kadar yeni sistemle çeşitli modellerin üretiminin başlaması gerektiğini savunuyor. Hollanda Temiz Mahkemesi Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda uçuşların azaltılması konusundaki kararı onadı. Hükümetin önerdiği kararın hayata geçirilmesiyle Şipol'de yıllık 500 bin uçuş sayısı 440 bine düşürülecek. Hava yolları ve yolcular bu durumdan şikayetçi. Gelin detaylara bakalım. Hollanda hükümetinin Schiphol Havalimanı'nda uçuş kapasitesini azaltma kararının ardından Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Ayata ve Küresel Hava Yolları, Avrupa Birliği düzenlemeleri ve uluslararası anlaşmaların ihlal edildiğini öne sürerek yasal bir itiraz süreci başlatmış ve yürütmeyi durdurma kararı almayı başarmıştı. Bu süreçte Hollanda'nın ulusal havayolu KLM ile ülkenin dış dünyaya açılan kapısı ve KLM'in evi olan Schiphol Havalimanı yönetimi birbirleriyle mahkemelik olmuştu. Hafta içinde temyiz mahkemesi bir alt mahkemenin kararını bozdu. Yani Hollanda hükümetinin Şipol havalimanındaki uçuş kapasitesini düşürme planını destekleyen bir karar aldı. Bu gelişme Schiphol'e uçan hava yolları ve dolayısıyla yolcular için oldukça kötü bir haber olarak yorumlanabilir. 2024 yılının Ocak ve Ekim ayları arasında uygulanmaya başlayacak kısıtlama nedeniyle Hala hazırda bilet satışı yapılmaya başlanan bazı uçuşların iptal edilmesi gündeme gelebilir. Hollanda hükümeti Haziran 2022'de iklim hedeflerinin bir parçası olarak Schiphol Havalimanı'nda yılda gerçekleştirilen 500 bin uçuş sayısının 440 binle sınırlandırılacağını duyurdu. Gelen yoğun itirazlar neticesinde Nisan 2023'te bir Hollanda mahkemesi uçuş sınırı kararını engelledi. Gerekçe olarak hükümetin bu kararı tek taraflı alması ve hava yolları da dahil olmak üzere sektör paydaşlarına danışılmasını gerektiren Avrupa Birliği kurallarına uyulmaması gösterildi. Temiz Mahkemesi'nin uçuş sayısı sınırının hayata geçirilmesine yönelik kararının ardından şimdi herkes Hollanda hükümetinden yeni bir açıklama bekliyor. Yeni kısıtlamanın bir parçası olarak Şipol'ün özel jet uçuşları yapılması yasak bir meydan haline getirilmesiyle gece birden sonra tüm ticari uçuşların durdurulmasına yönelik bir karar da gündemde. Havacılık kaynaklı emisyonların azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar her geçen gün artarak devam ediyor olsa da Hollanda hükümetinin Şipol özelinde aldığı kararın pek önemli bir fark yaratmayacağını düşünenler bir hayli fazla. Hollanda hükümeti istese de istemese de hava yolculuğuna yönelik küresel talep zaman içinde artmaya devam ediyor. Uçuş sınırının aşağı çekilmesi kararı Amsterdam'la dünyanın dört bir yanındaki destinasyonlar arasında gerçekleştirilen bağlantıların azalmasını gerektirecek. Hava trafiğinin bir kısmı bölgedeki diğer ana merkezlere kayacak. Bu da Hollanda ekonomisi için pek de iyi bir haber değil. Alınan karar ülkenin ulusal taşıyıcısı KLM başta olmak üzere hava yollarına zarar vermekle kalmayacak. Yolcular için de daha yüksek uçak bileti fiyatları anlamına gelebilir. Emisyonları azaltmak için havalimanına operasyon yapan uçak modellerinde bir kısıtlamanın daha doğru olacağını düşünenler de var. Zira hükümetin yeni kararı uçuşların sayısını %12 oranında azaltıyor. Ancak yeni nesil uçaklarla yapılan uçuşlarda üretilen emisyonlar ortalama %20'nin üzerinde azalıyor. Emisyonların azalması konusunda çevre üzerinde olumlu bir etkisi olabilecek projeleri finanse etmek üzere uçak bileti fiyatlarına bir tür karbon denkleştirme vergisi eklenmesinin de daha uygun bir seçenek olabileceği alternatifler arasında gösteriliyor. Havacılıkta sürdürülebilirlik konusunda bugüne kadar pek çok farklı adım atıldı. Ancak bu konuda hayata geçirilen projelerden belki de en ilgincini Japan Airlines hayata geçirdi. havayolu Japonya'ya kıyafetsiz seyahat dönemini başlattı. Peki projenin detaylarında neler var? Gelin birlikte bakalım. Japan Airlines Anywhere Anywhere isimli kıyafet paylaşım hizmetinin denemelerini başlatmak için Sumitomo Corporation'la işbirliği yaptı. Girişim hava yoluyla Japonya'ya inen yabancı turistler ve iş insanlarının kıyafet kiralayabilecekleri bir hizmeti hayata geçiriyor. Yani yolculara sadece iç çamaşırlarını ve çoraplarını Japonya'ya getirmeleri söyleniyor. Covid-19 salgınından sonra giderek daha fazla insanın yeniden uçmaya başlaması ve son zamanlarda sürdürülebilirliğe verilen önemin giderek artmasıyla dünya genelinde sürdürülebilir turizmi teşvik etmek için çeşitli adımlar atılıyor. Başlatılan kıyafet paylaşım hizmeti varış noktasında giysi kiralama imkanı sunarak yolculara minimum bagajla seyahat deneyimi sağlayıp çevresel değer yaratmayı amaçlıyor. Hizmetin kullanımı zaman içinde genişletilerek seyahat ve iş gezilerinin daha sürdürülebilir deneyimlere dönüştürülmesi, gezginlerin giyim, yemek ve konaklamalarında yerel seçenekleri her yönüyle kullanabilecekleri bir ortam yaratılması amaçlanıyor. Hizmet kapsamında Sumitomo Corporation, rezervasyon sisteminin geliştirilmesinin yanı sıra kıyafetlerin satın alınması, yıkanması ve teslim edilmesinden sorumlu olacak. Kiralanacak tüm ürünler fazla giyim eşyası ve ikinci el giysisi stoğundan elde edilecek. Böylece döngüsel ekonomi kavramı da teşvik edilecek. Havayolu yolcuların bagaj ağırlığındaki değişiklikleri izleyerek hizmetin kullanımı nedeniyle azalan uçak ağırlığının uçuşlarda üretilen karbondioksit emisyonlarını azaltma etkisi üzerinden doğrulayacak. Projenin deneme süreci 5 Temmuz 2023 ile 31 Ağustos 2024 arasında gerçekleştirilecek. Yolcular mevsime ve ziyaret amacına en uygun kıyafet setini seçerek seyahatinden önce online olarak kıyafetleri rezerve edebilecek. Bu rezervasyon için Japan Airlines uçak bileti referansı, gidiş dönüş tarihleri, kıyafetlerin alınıp bırakılacağı düşünülen varış noktası hakkında bilgiler girilecek. Ödemenin önceden yapılması ve seyahatten en az bir ay önce kıyafetlerin ayırtılması gerekecek. Yolcular önceden seçtiği kıyafet setini otelden alıp yine aynı yere iade edebilecek. Seçilen kıyafetler en fazla 2 haftalık süre için kiralanabilecek. Kiralanacak kıyafetler için rezervasyon sırasında sunulan seçenekler arasında gündelik veya şık gündelik, yaz, kış veya ilkbahar, sonbahar gibi seçimlerle birlikte istenildiği kadar üst ve alt seçmek de dahil olmak üzere farklı kategoriler yer alıyor. Koleksiyon başına fiyatlandırma 5000 ila 7000 yen yani 35 ila 50 dolar arasında değişiyor. Buna nakliye maliyeti de dahil. İngiltere'de Cranfield Üniversitesi, yolcuların acil durumda uçaktan tahliyesi sırasında nasıl davranışlar sergilediğini incelemek üzere yeni bir bilimsel çalışma başlattı. Üniversite bu çalışma için 400 gönüllü arıyor. İngiltere'nin Cranfield Üniversitesi'nde yürütülen bir proje, uçaklarda acil durum tahliyeleri esnasında emniyetin artırılmasını amaçlıyor. Greenwich Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen projede 18 ila 65 yaş arası kişilerin uçağı terk ederken yaptığı davranışların gözlemlenmesi hedefleniyor. Çalışmanın amacı tahliye prosedürlerini iyileştirmek ve uçuş emniyetini artırmak. Bu çalışma sırasında kullanılacak olan uçak Cranfield Üniversitesi'nin Dijital Havacılık Araştırma ve Teknoloji Merkezi dışında konuşlandırılmış durumdaki Boeing 737 olarak belirlendi. Araştırmacılar tahliye senaryoları sırasında yolcuların yaptığı seçimleri inceleyecek. Kabin tasarımının yolcu davranışları üzerindeki etkisi araştırılacak. Yapılacak çalışma esnasında gönüllü katılımcılara koltuklarını terk ederek herhangi bir yere dokunmadan uçaktaki çıkış kapılarından birine emniyetli bir şekilde gitmeleri talimatı verilecek. Kabin içine konumlandırılan kameralar katılımcıların tahliye esnasındaki tüm davranışlarını kaydedecek. Katılımcı lara uçaktan indikten sonra koltukların pozisyonu, tahliye için seçtikleri çıkış kapısı, yaptıkları seçimin nedenleri ve kabin özelliklerine ilişkin algılar gibi konuları içeren kapsamlı bir anket uygulanacak. Yapılacak deney boyunca uçak sabit duracak ve tahliye senaryosu esnasında acil durum tahliye kaydırakları yani slaytlar kullanılmayacak. Acil durumu simüle etmek için kabinde duman olmayacak ancak motorların çalışmasını taklit edebilmek için bir dış ses kullanılacak. Bilimsel araştırma kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan tatbikat için 15 ila 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında karar kılındı. Bu çalışmanın bir parçası olmak isteyenler için Cranfield Üniversitesi web sitesinde bir form da oluşturuldu. Türkiye ve Dünya Havacılığında geride bıraktığımız haftada en çok bu konular konuşuldu. Bizler yeni haftada yeni bir bültenle sizlerle birlikte olmayı umuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.